Ve efendim siyasetin biraz gelin nabzını tutalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daydı efendim bugün. Kuzeybatı Çevre Yolu Abide Kavşağı açılış törenine katıldı. Konuşmasında terörle mücadele ön plandaydı. Saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek dedi Erdoğan. Ve Şanlıurfalıların heyecanı ve sevincine orada sanatçı İbrahim Tatlıses de ortak oldu. Urfa'nın yetiştirdiği büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daydı bugün. Kuzeybatı Çevre Yolu Abide Kavşağı açılış törenine katıldı. Şanlıurfalıların heyecanı ve sevincine sanatçı İbrahim Tatlıses de ortak oldu. Dostumuzsunuz. Eyvallah. Sen de benim başımın tacısın. Urfa'nın başının tacıdır. Cumhurbaşkanı nereye biz oraya? Başka tanımam. Az önce de şarkımı söyledi. Çok mutlu oldum. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Törende yaptığı konuşmada terörle mücadeleye önemli bir yer ayırdı. Saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek dedi. Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlıyoruz. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısın? İsim vermedi ama mesajlarının adresi belliydi. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket ve vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ama hamdolsun artık Türkiye eski Türkiye değil. 2 yıl içinde Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Biz gönüllerimizi açtık mı? Bizde ayrım var mı? Biz Ensar'ı da biliriz. Biz Muhacir'i de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne Ensar'dan anlar ne Muhacir'dan anlar. Türkiye yüzyılı vurgusu ön plandaydı. Sözü altılı masa toplantılarına getirdi. Mesajları sertti. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarları. İşte görüyorsunuz sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor.